Günaydın. İnfo Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 14 Nisan Cuma. BIST endeksi geçtiğimiz haftaya kadar 3 hafta boyunca 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5040 puanın altında hareket etmişti. Bu süreçte 4750 ve 5040 bandı sıkışan endeks bu hafta 60 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırarak haftanın ilk 4 gününde 5040 seviyesi üzerinde kalmayı başardı. Ancak geçtiğimiz işlem gününde gün sonuna doğru gelen satışlarla günü 11 puan düşüşle 5136 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda ise Fed'in faiz artırım belirsizliği ortamında enflasyon verilerini takip etmiştik. ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı. Enflasyon aylık bazda %0,2 artış beklentilerin altında %0,1, yıllık bazda ise %5,2 artış beklentilerin altında %5 olarak açıklandı. Geri çekilmede baz etkisinin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Verilerin açıklanması sonrasında enflasyonun kontrol altına alınmaya başladığı algısı ve ileriye dönük projeksiyonlarda güvercin tutum beklentileriyle güven limanları geçişler hızlanırken talebin artabileceğine dair algıyla da petrol fiyatlarında tepki yükselişe hakimdi. Dün ise ABD'de üfe verisini takip ettik. Üfe Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 azaldı. Beklentiler aylık %0,1'lik bir artış yönündeydi. Yıllık bazda ise üfe %3 olan beklentilerin altında %2,7 yükselmiş oldu. Yıllık üfe verisi Ocak 2021'den bu yana yıllık bazda en düşük seviye olarak kayıtlara geçti diyebiliriz. Bugün BIST endeksinde 5150 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 5250 ve 5280 seviyelerin direnç, geri çekilmelerde ise 5100 seviyesini ana destek olarak takip edeceğiz. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.